Değerli arkadaşlar, merhabalar. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bu hafta sonu analizlerine Merkez Bankası'nın dolar viyop pozisyonlarıyla ilgili olarak başlıyoruz. Ve her hafta olduğu gibi Merkez Bankası dolar viyoptaki short pozisyonlarında herhangi bir değişim yaşanıyor mu? Maliyetleri ne durumda? Ve tüm vadeler itibariyle Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu short pozisyonların maliyetleri ve son kapanış, son uzlaşma fiyatı itibariyle kar ve zarar durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu analizin ardından ise hafta sonunun analizleri içerisinde borsayla ilgili detaylı bir analiz vereceğim. Geçtiğimiz hafta neler oldu, neler yaşandı, yabancılar ne aldılar, ne sattılar, maliyet durumları ne vaziyette ve borsanın önümüzdeki hafta için projeksiyonunun ne olabileceğine dair bir analiz ve tabii ki Dolar-TL ile ilgili olarak çok daha detaylı, ayrıntılı, gerek kısa vade gerekse orta uzun vade adına Dolar-TL'de neler bekleniyor ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara bağlı veya diğer faktörlere bağlı olarak Dolar-TL'yi etkileyebilecek olan unsurlardan bahsedeceğim. Vakit bulabilirsem bir analizde Dolar-TL yatırımcısı ne yapmalı ve nasıl bir strateji izlerse daha başarılı, daha kazançlı olabilir şeklinde bir analiz vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, Dolar-TL ile Dolar-TL'nin viyop hususuna gelelim ve Merkez Bankası'nın Nisan vadedeki işlemleriyle başlayalım. Son analizlerimde sürekli olarak sizlere aktardığım üzere Merkez Bankası yaklaşık bir aydır herhangi bir şekilde short pozisyon açmıyor, bu işlemlerini ara verdi ve içinde bulunduğu zararlı pozisyonlar, Dolar-TL'deki yukarı eğilimin yaratmış olduğu zararlı pozisyonlar gereği Merkez Bankası'nın short pozisyon sayısında herhangi bir artış görmüyoruz. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde toplam 1.332.524 adet short pozisyon bulunuyor. Şurada da görmekte olduğunuz gibi ve ortalama maliyeti 5.59.60 seviyelerinde. Cuma günü itibariyle viyop kontratlarının kapanış uzlaşma fiyatına baktığımız zaman 5.82.69 olarak görmekteyiz ve haftalık bazda Viyop Nisan kontratları %0,90 oranında bir artış yaşamış görülüyor. Ve arkadaşlar, burada göreceğiniz gibi Merkez Bankası maliyeti itibariyle 5,59,60 olduğunu dikkate alırsak ve son kapanış fiyatının da 5,82,69 olduğunu dikkate alırsak Merkez Bankası short pozisyonda olduğu için piyasa tabiriyle terste kalmıştır ve zararlı bir konumda bulunuyor diyebiliyoruz. Haziran vadeye baktığımız zaman ise arkadaşlar, geçen hafta olduğu gibi 1.059.741 adet short pozisyonu bulunuyor. Ekstra bir short pozisyon işlem yapmadı. Haziran vadeye itibariyle Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti 5.69.10 seviyelerinde bulunmakta. Ve arkadaşlar, Haziran vadenin son uzlaşma değerine baktığımız zaman 6.0169 seviyesini görmekteyiz. Yine Merkez Bankası maliyetinin oldukça uzağında bulunuyor. Merkez Bankası Viyop dolar kontratlarının Haziran vade itibariyle haftalık değer artışının ise %0,75 olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar, Haziran vadeye geçtim. Mayıs vadede herhangi bir açık kontrat bulunmamakta, işlem yapılmamakta. Dolayısıyla Mayıs vadeyi es geçmiş durumdayım. Ağustos vadeye bakalım sevgili arkadaşlar. Merkez Bankası'nın 685.539 adet short pozisyonu bulunuyor. Ortalama maliyeti 5,90-90 civarlarında ve Cuma günü kapanış itibariyle son kapanışın 6,22-36 olduğunu görmekteyiz. Ve Ağustos vade itibariyle haftalık bazda %1,15'lik bir değer artışının yaşandığını görüyoruz. Ekim vadeye gel, yine burada da Merkez Bankası'nın maliyetinin oldukça ötesinde kaldığını görmek mümkün. Ekim vadeye baktığımız zaman ise Merkez Bankası'nın elinde 137.372 adet açık kontrat, açık pozisyon bulunuyor short olmak kaydıyla 6,04 civarında bir maliyeti bulunurken Cuma günü itibariyle son kapanışın uzlaşma değerinin 6,45 olduğunu görmekteyiz ve Ekim kontratlarında haftalık değer artışının ise %1,90 olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, son olarak ise Aralık vadeye bakalım. Aralık vadeye itibariyle ise Merkez Bankası'nın elinde 116.503 kontrat bulunuyor ve ortalama maliyeti 6,1970'ler civarında.
Son kapanış değerine baktığımız zaman ise uzlaşma fiyatının 6.7054 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Ve aralık vade itibariyle dolar VIOP kontratlarında %2.15'lik bir artış yaşanmış. Evet sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın genel olarak elinde bulunduğu pozisyon sayısı ve son aylık, son gün dönemlerde ve son yaklaşık bir aylık süre içerisinde herhangi bir şekilde ekstra bir pozisyon artışına gitmediğini görüyoruz ve sizlere maliyetlerini ifade ettim. Şimdi ise değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu kontrat sayısı, ortalama maliyeti ve son kapanış, son uzlaşma değerlerini dikkate almak kaydıyla ne oranda bir zararda olduğunu hesaplamaya çalışalım. Mart vade biliyorsunuz kapandı. Mart vadede Merkez Bankası'nın 400 bin civarında kontratı bulunuyordu ve vade sonuna kadar herhangi bir işlem yapmadan bekledi. Sonuç itibariyle 97 milyon civarındaki bir zarar ile pozisyonların kendiliğinden kapanmasına imkan vermiş oldu. Mart vade bitti ve geride kaldı. Şimdi arkadaşlar Nisan ve Aralık arasındaki vadelere bakacağız. Arkadaşlar öncelikle bu hesabı yaparken şu hususu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. VIOP işlemlerinde, vadeli işlemlerde kaldıraç oranı kullanılır. Yani karınız veyahut da zararınız 3 ile 5 ile 8 ile 10 ile çarpılır. Kaldıracın anlamı budur. Siz hangi oranda kaldıraç kullanmak istiyorsanız bu oranda işlem yapabilirsiniz. Piyasada genellikle kullanılmakta olan, ritüel olarak bilinen 1'e 10 kaldıraç sistemidir. Dolayısıyla Merkez Bankası 1'e 10 kaldıraç mı kullanıyor yoksa 1'e 3, 1'e 5 gibi farklı bir kaldıraç mı kullanıyor bunu net olarak bilmiyoruz. Piyasada genellikle kullanılmakta olan kaldıraç oranının 1'e 10 olduğunu dikkate almak kaydıyla bu hesabı bir simülasyon hesabı olarak değerlendiriniz, bir tahmini hesap olarak değerlendiriniz. Dolayısıyla daha farklı kaldıraç oranları kullanıyorsa tabii ki zarar durumunun daha da az olacağını söyleyebilmek mümkündür. Ve yine burada yeri gelmişken arkadaşlar bir hususu daha belirtmek istiyorum. Bu tarz videoları izleyen bazı arkadaşlarımız VIOP işleminin ne olduğunu, kaldıraç denilen mevzunun ne anlama geldiğini maalesef ki bilmeden çok farklı yorumlar yapmaktalar. Yapılan hesabın yanlış olduğunu, işte maliyet şu fiyattaysa, efendim son fiyat bu durumda ise bunun arasındaki farkı direkt olarak alıp zarar durumu bu kadardır, sen bu zararı yanlış hesaplıyorsun, bile bile kasıtlı olarak Merkez Bankası'nın zararını yüksek göstermek suretiyle bir algı operasyonu yapıyorsun gibi gibi bir takım saçma sapan yorumlarda bulunuyorlar. Arkadaşlar, VIOP konusunu bilmeyebilirsiniz. Kaldıraç mevzunun ne anlama geldiğini bilmeyebilirsiniz. Saygı duyarım. Ancak binlerce kişinin karşısına çıkıp da ben bu hesapları anlatıyorsam aklımı peynir ekmekle yemedim. Bu hesapları bilinçli olarak yanlış gösterecek veyahut da saçma sapan hesaplar ile insanların kafasını bulandıracak kadar haysiyetsiz ve düşüncesiz bir insan değilim. Siz eğer ki burada bir yanlış görüyorsanız ve bu kadar insan böyle bir hususun yanlış olmadığı yönünde bir kanaat sahibi ise lütfen kendinizi sorgulayınız ve kendinizi komik duruma düşürmeyiniz diyeceğim. Başka da bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Evet arkadaşlar, diyoruz ki bilmemek ayıp değildir ama öğrenmemek ayıptır. Ama bilgi sahibi olmadan fikir beyan edip de ithamlarda bulunursanız bunun da cevabını bu şekilde vermek durumunda kalırım. Evet, Nisan kontratları itibarıyla az önce yapmış olduğumuz tespitler gereği 1.332.524 kontrat bulunuyor. Her bir kontratın bedeli 415 TL olduğuna göre 552-553 milyon TL'lik bir pozisyon büyüklüğü bulunuyor. Ortalama maliyet 5.59.60 idi. Son uzlaşma fiyatı 5.82.69 idi. İşlem short işlem olduğu için ve maliyetin daha üzerlerine çıkan bir tablo söz konusu olduğu için oluşan zarar 307 milyon 308 milyon TL civarında veya %55 civarında bir zarar oluşmuş durumda şu an itibariyle. Haziran vadeye baktığımız zaman ise arkadaşlar Merkez Bankası'nın elinde 1 milyon 60 bin kontrat civarında pozisyon ve bu pozisyonun büyüklüğü yaklaşık 440 milyon TL, 5.69.10 maliyeti, son uzlaşma fiyatı 6.0169 ve 345 milyon TL civarında bir zararı bulunuyor. Ortalama %78.53 zararlı konumda. Ağustos vadeye baktığımız zaman ise 685 bin küsur kontrat elinde short pozisyon bulunmakta. 285 milyon civarında bu pozisyonun büyüklüğü bulunuyor. 285 milyon TL civarında bir pozisyon büyüklüğü bulunuyor.
5.90-90 ortalama maliyeti, son uzlaşma fiyatı 6.22.86 ve sonuç olarak 219 milyon TL zarar ve ortalama %77-%78 civarında bir zarar oranı ile karşı karşıya bulunuyor Merkez Bankası. Ekim vadeye baktığımız zaman 137.372 kontrat short pozisyon bulunuyor. 57 milyon TL civarında bir pozisyon büyüklüğü var. 6.04 ortalama maliyet, 6.45 civarında son uzlaşma değeri ve 56.3 milyon TL civarında veya %98-99'a ulaşmış orandaki bir zarar söz konusu. Aralık vadeye baktığımız zaman ise arkadaşlar 116.503 adet kontrat short pozisyon bulunuyor. 43 milyon civarında bir zarar, bir pozisyon büyüklüğü var. 6.1970 ortalama maliyet, 6.70 civarında son uzlaşma fiyatımız ve sonuç itibariyle 59 milyon TL civarında bir zarar oluşmuş. Bunun da ortalama oran bazında baktığımız zaman %122'lere ulaştığını görmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, net olarak görülüyor ki Merkez Bankası %100'lere ulaşacak seviyelerde bir zarar konumuyla karşı karşıya elindeki maliyetler ve son uzlaşma fiyatları itibariyle. Merkez Bankası'nın şu an itibariyle taşımakta olduğu pozisyon büyüklüğü 1.4 milyar TL'ye ulaşmış durumda. 1.5 milyar TL diyelim buna yuvarlak hesapla, 1.5 milyar TL'lik bir pozisyon ama karşılığında neredeyse 1 milyar TL'ye ulaşan bir zarar söz konusu. Bunun arkadaşlar dolar bazında hangi seviyeye tekabül ettiğine bakacak olur isek, doların son kapanışını 5.81 olarak yuvarlak olarak aldığımızda Merkez Bankası yaklaşık 238 milyon TL'lik pozisyon taşıyor. Ancak bunun karşılığında 170 milyon dolar civarında 238 milyon dolar bir pozisyon taşıyor. Bunun karşılığında ise 170 milyon dolar civarında bir zararının olduğunu görmekteyiz. Ve Viyop işlemlerinde oluşan zarar kadar teminat ilavesi yapmak gerekiyor. Yani o mevcut zararınız X bir rakama ulaşmış ise ya o oranda bir pozisyon kapatmak durumundasınız, pozisyonlarınızı devam ettirmek istiyorsanız bu miktar kadar ilave teminat eklemek durumundasınız genel kurallar itibariyle. Özetle arkadaşlar, Merkez Bankası'nın hesabı nedir, planı nedir, ne yapmak istiyor? Açıkçası bunu net olarak bilmek mümkün değil. Eğer Merkez Bankası mevcut maliyetlerine kadar geri çekilecek bir dolar kuru bekliyorsa buna tabii ki bir şey söylemek mümkün değil. Dayanma gücü vardır ve dolarda bir gerileme yaşandıkça, şurada gördüğünüz maliyetlere doğru bir yaklaşım oldukça elbette ki bu zarar da eriyecektir. Ama diğer yönden baktığımız zaman bu dolar fiyatlarındaki artış eğilimi devam ederse ve Merkez Bankası elindeki bu pozisyonları hala tutmaya devam ederse buradaki zarar miktarı da büyümüş olacaktır. Merkez Bankası bu işin içinden nasıl çıkacaktır? Buna tabii ki benim yanıt vermem mümkün değil. Ama izlemekte olduğu politikanın ne olduğu konusunda maalesef ki şeffaf bir durum görmüyoruz. Zira geçtiğimiz hafta itibariyle özellikle Financial Times'ta çıkan bir haber Merkez Bankası rezervlerinin çok ciddi şekilde erimekte olduğu şeklinde idi. Bu hususla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir demeci oldu. Bunlar kasıtlı haberlerdir dedi ama tablo şu ki Merkez Bankası doları bir şekilde kontrol altında tutabilmek veya dolardaki yükselişi engelleyebilmek adına gerek psikolojik bir etki yaratabilmek gerekse fiziki anlamda bir müdahale unsuru olabilmesi bakımından swap veyahut da Viyop işlemlerinde bir takım adımlar atıyor ama en azından Viyop adına tabloya baktığımız zaman Merkez Bankası geçtiğimiz aylarda bu hususta başarılı olmuştu. Önemli kazançlar elde etmişti ama şu an gerçekten ciddi bir zarar ile karşı karşıya. Sevgili arkadaşlar, Viyop konusunda şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Dolar TL analizini daha sonra yapacağımı söylemiştim. Orada Viyop Nisan ve Viyop Mayıs kontratlarını dikkate almak kaydıyla Viyop'la ilgili olarak da önümüzdeki hafta Viyop dolar kontratlarıyla ilgili olarak da önümüzdeki hafta hangi kritik seviyelere dikkat etmek gerekir, teknik durum neyi ifade ediyor, bunun da ayrıntılarını o analizimde vereceğim. Bu analizi sadece Merkez Bankası konusuna ayırdım. Sevgili dostlar, kaynak olarak Matrix verilerini kullanmaktayız. Matrix analiz programının verilerini kullanarak sizlere bu bilgileri aktarmış oldum. Eklenen videolardan anında haberdar olabilmek, gecikmesiz bir şekilde bilgi sahibi olabilmeyi düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler ve saygılarımla iyi bir hafta sonu diliyorum tekrar.